FMTV ekranlarında yayınlanan Masum Hoca'ya Sorun programında yine birbirinden önemli konular değerlendirildi. Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi'ye öğretmenlerimizin önemi sorusu üzerine Masum Bayraktar Hoca Efendi, öğretmenler talebelerine örnek olmalılar, zira talebeler öğretmenlerini örnek alır dedi. FMTV ekranlarında yayınlanan Masum Hoca'ya Sorun programında yine birbirinden önemli konular değerlendirildi. Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi'ye öğretmenlerimizin öneminin sorulması üzerine Hoca Efendi, öğretmenler talebelerine örnek olmalılar, zira talebeler öğretmenlerini örnek alır dedi. Bu yolda Rabbim inşallah bütün öğrencilerimize, bütün hocalarımıza başarılar nasip etsin. Tabi burada Hoca Efendilere, yani öğretmenlerimize, hocalarımıza her birerlerine çok ciddi vazifeler düşür. Nedir o? Onlar çünkü o taptazecik, çok kıymetli evlatlarımızın, gençlerimizin örnek ve önderleri oluyorlar. Her birimizi takip edersek, her birimiz hocamızdan, öğretmenimizden, büyüğümüzden illa ne yapmışızdır? İstifade etmişizdir. Olumlusunu almışızdır, olumsuzluğundan da etkilenmişizdir. Her birimiz için söylüyorum yani. Bizim talebelerimiz de öyle olmuştur. Bizim hoca kardeşlerimiz de öyle olmuştur. Yani dünyanın kuralı bu yani. Herkes illa hocasından, büyüğünden, örneğinden, önderinden illa ne yapar? İstifade eder. Olumlu veya olumsuz. Olumlusunu da alır, olumsuzunu da alır. O yüzden öğretmenlerimize, hocalarımıza son derece ne vazifesi düşüyor? Örnek ve önder olma vazifesi düşüyor. Yapmış olduğun hareket, belki senin etrafında bulunan 20, 30 artık bilemiyorum talebe sayısını, ama normal şartlarda 16 en güzel ayar, hatta daha da düşük olursa daha güzel olur. O da başka konu. Ne kadar yükseltirsen o kadar şey kaçar. Bunu bilmek lazım yani. Ama o kadar öğrenci, kendisini yetiştirmek isteyen çocuk sana aşkla, şevkle, sevgiyle bakıyor. Senden bir şeyler elde edecekler. Senden öğrenecekler. Ama maddi ama manevisini ne yapıyorlar? Resmediyorlar yani. Bakıyorlar. Senin ahlakına bakıyorlar, konuşmana bakıyorlar, tavırlarına bakıyorlar, davranışına bakıyorlar, tebessümüne bakıyorlar, asık suratına bakıyorlar. Neyse, halin neyse hepsine bakıyorlar yani. O yüzden dolayı hocalarımızın, öğretmenlerimizin bunu mutlaka daima hatırlaması lazım yani. Yaptığım her hareket öğrencilerim için kesinlikle ne olacak? Ayna olacak, örnek olacak, önderlik olacak ve ondan tesirlenecekler. Her hareket diyorum, dikkat edin yani. Masum Bayraktar Hoca Efendi konuşmasının devamında ülkemizde en büyük eksik manevi eğitim diyerek şunları kaydetti. Bana göre eğitim sistemi baştan sona değişmeli. Baştan sona A'dan Z'ye kadar tamamen ne yapmalı değişmeli. Sırf T'ye okladı. Tabii öyle kaldı, çünkü incelediğin zaman bakacaksın ki çoğu şey hakikaten halkımızın ahlakına, dinine, örfüne, adetine uygun değil. Çoğu şey diyorum yani, dikkat edin. O yüzden de baştan aşağı ciddi bir şekilde bir daha elden geçmeli yani. Bunu bilmek lazım. Bunu baştan söyledim. Daha önce söyledim. Bir kere söylüyorum. Bu çok önemli yani. Yapılmadığı takdirde bu sıkıntı büyük. Şimdi bundan tabii olayı nereden bakmamız lazım? Olaya biz evlatlarımıza, gençlerimize bakmamız lazım. Bizim evlatlarımızın ve gençlerimizin şu andaki durumunda eksiği neyse ona göre ne yapmak lazım? Ona göre eğitim sistemini, ona göre tekrar dizayn etmek lazım. İnceleyin. İncelesin herkes ya. Teknoloji şu bu filan. Ya daha kaç yaşında çocuklar her şeye alışıyorlar. Maddi eğitime her türlü alışıyorlar. Ve alıyorlar da yani. Ve ona göre kendisi istiyorlar. Ama bugün baktığımızda en büyük sorun manevi eğitimde. En büyük sorun manevi eğitimde göreceksiniz. İnceleyin. Bütün sorun manevi eğitimde olduğuna göre zaten manevi eğitimi de güzel olduğu takdirde maddi eğitimine bir o kadar daha fazla ne yapmış olacak? Katkı sağlamış olacak. Niye? Çünkü o maneviyeti güçlü olan çocuk. Dikkat edin. Manevi eğitimi güçlü olan çocuk kesinlikle teröre kaçmayacak. Kötü alışkanlıklara düşmeyecek. Niye? Çünkü bilecek ki bu kötü alışkanlığımı beni yoktan var eden Rabbim istemiyor. Bana bütün nimetleri veren, bütün lezzetleri veren, bütün tatlılığı veren, şu aklımı veren, aklımın basit şeylere gitmesini istemiyor. Beni insan yarattığından dolayı bu insanlık özelliğimin
perişan olmasını, rezil olmasını, rüsvay olmasını, sürünmesini istemiyor. Bunu bilecek. Birinci de bu sefer kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Zinadan veya fuhuşiyattan veya münkerattan ne yapacak? Uzak duracak. Çünkü manevi eğitim aldığı takdirde. O zaman zaten diğer eğitimini de ağırlık vermiş olacak. Eğitimin zaten önemli olduğunu bilecek. O yüzden dolayı bugün Türkiye'mizde özellikle eğitimde en büyük eksiğimiz manevi eğitim eksikliğidir. Ve mutlaka bu eksikliğin giderilmesi lazım ki o zaman dindar gençlik olsun. O zaman örnek gençlik olsun. O zaman dünya üzerinde gerçekten söz sahibi gençlik olsun. Yoksa biz bu manevi eğitimi bu çocuklara veremediğimiz müddetçe, gençliğimize veremediğimiz müddetçe Allah muhafaza etsin. Devamlı eyvah gencim şuraya kaçtı. Eyvah gençim falanca alışkanlıklara düştü. Eyvah falanca yerde şöyle oldu. Allah'ım. Hep beraber görürüz. Olmayacak alışkanlıkların, olmayacak hastalıkların peşine düşmüş oluyor.